bir kazanma alışkanlığı yakaladı Beşiktaş. Hani burada Şenol Güneş farkı ortaya çıktı diye düşünüyorum. Bu çok değerli. Ha, oyun olarak bu bir Şenol Güneş oyunu değil. Bu bardağın diğer tarafı, boş tarafı. Burada da... Bazen dedin ya sonuca gitmek önemlidir, evet. Nasıl gittiğin değil. O da tabii ki önemli bir detay. Beşiktaş'ın bunu yapması gerekiyordu. Çünkü hani artık yarışta hiç konuşulmama noktasına giderken tekrar kendini o çizginin üstüne attı. Bence değerli bir şey. Bir de şu var. Bak, makarayı geri sarıp noktaları birleştirelim. Sezon başında bu takım kurulduğunda hepimiz, herkes genel yorumlarda da Premier Lig takımı bu mantaliteyle kuruldu. Bu tempoya kim dayanacak? Bu 60 dakikalık oyunu 90 dakikaya yayarsa kim karşısında durabilir? Gibi yorumlar yapıyorduk, yapılıyordu ve konuşuluyordu. Sonra ama tamamen bozulan çorap söküğü gibi gerisi geldi ve açıldı. Oyun maalesef toplayamadı. Hala da toplamış değil. Ama ben şöyle görüyorum Beşiktaş'ı. Merkez kaç, bunu bilimle birleştirelim. Beşiktaş'ın havada uçan çok yetenekli yıldızları vardı, böyle parçalar. Hala da öyle. Bak, bu maçta da öyleydi. Hatta burada Dele Alli'ye ayrı bir parantez bile açarız. Yani birbiriyle uyum sağlamayan, aslında yetenekli olan ama bir araya geldiklerinde bir fotoğraf vermeyen, bir resim ortaya çıkarmayan, bir sistem oluşturamayan, belli bir düzene sahip olmayan gezegenleri vardı. Bence bu gezegenlerin, bu parçaların bir ağırlık noktasına ihtiyacı vardı. O da Abubakar olacak. Bunların hepsini çevresinde merkez kaç kuvvetiyle tamamen toplayacak ve bu dağılmayı önleyecek bir ağırlığa, bir lidere, bir sağ içi kazananına, savaşçısına ihtiyaç vardı. Bence Abubakar o isim olacak Şeyla. Ben Kaan Ayhan'la ilgili gelişmeleri paylaşacağım izleyicilerimizle. Tamam. Kaan Ayhan için de siyah beyazlılar, sevgili seyirciler, girişimlere başladı. Beşiktaş transferde hareketli saatler yaşıyor. Aslında bugün Şenol Hoca'nın da açıklamaları vardı. Her an her şey olabilir, evet, diye zaten. Milli futbolcuyu kiralamak için siyah beyazlılar Sassuolo ile görüşmelere başladı. Ve bu transferin hafta içinde sonlanması bekleniyor. Kaan Ayhan Beşiktaş için... Hatta biz Kaan'ı almalı Beşiktaş'ta sezon başı. Seninle burada programda konuşmuştuk. Tam galiba. Tam aradı. Sevgili izleyiciler, Süper Lig'de bu sezon ilk kez 4'te 4 yapan Beşiktaş, Alanya Spor hazırlıklarına başladı. Antrenman sırasında teknik direktör Şenol Güneş transfer konusuna da değindi. Deneyimli teknik direktör, adı siyah beyazlar ile anılan milli futbolcu Kaan Ayhan ve diğer isimlerin transferi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Kayseri Spor karşılaşması sonrasında takımıyla soyunma odasında bir araya gelen Şenol Güneş'in, "Beni yanıltmadınız. Artık ligde her şey bizim elimizde. Kazanma serimizi sürdüreceğiz. Diğer takımların ne yaptığına bakmayacağız. Maç maç önümüze bakıp kayıpsız yolumuza devam edeceğiz. Zorlu yolun sonundaki ışığı hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Güneş uzun süredir sakatlığı devam eden Gezzal'ın bu hafta Alanya Spor maçının kadrosunda olup olamayacağıyla ilgili gelen bir soru üzerine şöyle konuştu. "Gezzal için bir şey söylemek doğru değil. Ne zaman sağlıklı olursa o zaman oynamasını bekliyoruz. Çünkü önce sağlığı önemli. Sonrasında verimine bakacağız. Şu anda bireysel çalışmaları var. Keşke Cuma günü kadroda olsa. Ancak şu anda yok. Mümkün de değil. Acele edip de bir kez daha geri gitmek doğru değil. Şu anda Josef ile Gezzal'ın durumunu takip edeceğiz. Onun dışında ciddi boyutta bir sakatlığımız yok" dedi. Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Transfer işine ben bakmıyorum. Ben antrenman yaptırıyorum. Transfer konuşuluyor, yapılıyor, giden gelen bunlar olabilir. Bugün olmaz dersin, olur. Olur deriz, hiç olmaz. Olmayan olur, olan olmaz. Kaan da var, bir sürü oyuncular var. Hepsinin içinde bizim de düşündüğümüz isimler var. Kimlerin olacağını bilmiyorum. Olunca göreceğiz. Transfer çok konuşuluyor. Aynı isme bir sürü kulüp talip oluyor. İşin doğasında var bu" şeklinde konuştu. Alanya Spor'un iyi bir takım olduğunu ve kazanmaları gereken bir maç oynayacaklarını söyleyen Güneş sözlerini şöyle tamamladı. "Bizim gündemimizde bugün antrenman var. Yarın da antrenman yapıp Cuma günkü maça iyi hazırlanmamız lazım. İyi bir takımla oynayacağız. Alanya Spor iyi bir takım. İyi pas yapıyorlar.
topa sahip oluyorlar. Onlara karşı iyi oynamamız lazım. Kazanmamız gereken bir maç. Rakip de cesur oynuyor. Şu anda eldeki oyuncularla çıkma durumumuz var. Ama yeni bir oyuncu gelirse de onu da size söyleriz, haberiniz olsun dedi.